Ya anlıyorum yaşadıklarınızı. Ama kendinizi bu kadar yıpratmayın. Yani çok zor bir durum ama aslında her zorluk bir fırsattır. Ne fırsatı? Evsiz olmayı öğrenmenin fırsatı mı? İçeride. Soldaki oda. Elif, sevgilim iyi misin? Korkuttun beni Elif. İyiyim. Her yerde seni aradım bulamadım ya, bıraktın gittin zannettim. İyi misin? Sibel Hanım sağ olsun yardım etti. Elif affet. İlk duyduğum an sana söylemem lazımdı. Beklememem lazımdı. Çok özür dilerim sevgilim. Affet ne olur. Bulacağız bir çaresini değil mi? Bulacağız tabii ki. Sen yeter ki bana inan. Bana güven. Aşkım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Aklımıza inelim mi? Gidelim. Sibel Hanım çok teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ olun gerçekten. Ya bir dakika. Ben size yardımcı olabilirim. Üç milyon. Hesabında olabilir. İstersen. Anlayamadım. Ben gayet açık konuşuyorum aslında. İhtiyacınız olan parayı hemen temin edebilirim. Yok Sibel Hanım, çok teşekkürler teklifiniz için ama biz bu kadarını kabul edemeyiz. Elif çok doğru söylüyor. Bu kadarı fazla Sibel Hanım. Çok ince düşüncelisiniz gerçekten. İyilik yapmak istiyorsunuz ama fazla. Elif. Ben bunu bir iyi niyet göstergesi olarak yapmıyorum. Yani teklif ettiğim paranın karşılığında benim desteklerim olacak tabii. Bunu bir anlaşma olarak düşün. Siz birbirinize çok aşıksınız. Evlenmek için sabırsızlanıyorsunuz. Ama paraya gelince sıkışık durumdasınız. Bu anlaşmayı kabul edersen o sıkışıklıktan kurtulacaksın. Nasıl bir anlaşma ki bu? Karşılığında 3 milyon teklif edeceksiniz. Ben anlamadım. Teklifim şöyle. Burada... Bu odada benimle 3 gün geçireceksin. Ve ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Ve geçen her gün için 1 milyon alacaksın. İyi niyetimin göstergesi olarak hesabına 500 bin lirayı aktardım bile. Yani teklifimi kabul etmesen de o para sende kalabilir. Teklifime cevap vermen için 1 saatin var. Şartlarım böyle. 1 saat doğduğunda 1 saniye bile bekleme.